Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Esenler Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Osman Gökçebaş Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirler, öğrenci kardeşlerimiz, Sultan Abdülhamit Anma Programı'nın hayırlara vesile olması temennisiyle hayırlı toplantılar diliyorum ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Belediye Başkanımız son anda bir program değişikliği nedeniyle aramızda olacaktı ama katılamadılar. Hasreten selamları var, onu iletmek isterim. Türkiye'yi büyütmek, ileriye taşımak, muasır medeniyetler seviyesine getirmek, tarihteki değerlerimizi bugüne taşımakla mümkündür. Abdülhamit Han Hazretleri de Türkiye'de Osmanlı'da kıymeti sonradan anlaşılan, yaptığı kıymetli işleri daha sonra daha iyi anladığımız ve zamanında muhalif olanların, önde gelen muhalif olanların daha sonra büyük bir pişmanlık duyduğu, keşke yanında olsaydık bugünleri dediği büyük padişahlarımızdan ve yıkıldı denen devleti yıllarca ayakta tutmuş politikasıyla, yöneticiliğiyle mahir kişiliğe sahip edebiyat adamı, sanat adamı, meslek sahibi, birkaç dil bilen, tüm vasıfları üzerinde toplayan üst düzey bir yöneticiydi. Bunlara muhtemelen ilerleyen dakikalarda daha detaylı değineceksiniz. Ama bir ulusu oluşturan şey tarihi köklerine sahip çıkmaktır. Bu minvalde biz Abdülhamit Han Hazretleri gibi değerlerimizi bugüne taşımayı önemli bir görev addediyoruz ve belediyemizin asli görevlerinden kabul ediyoruz bunu. Sadece Abdülhamit Han Hazretleri değil, geçen haftalarda yad ettiğimiz yine Mehmet Akifler, Necip Fazıllar ve bir sürü değerimizi bugüne taşımak ve öğrencilerimize tanıtmak en asli vazifemiz diyor. Ben programın tekrar hayırlara vesile olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli Belediye Başkan Yardımcımız Avukat Osman Gökçebaş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sizler yakinen tanıyorsunuz. En son hatta şu anda da bu akşam yeni bölümü yayınlanacak TRT ekranlarından tanıdığınız Payitaht Abdülhamit dizisinin Emanuel Karasu karakteri, oyuncu, tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, kuvvetli alkışlarınızla. Yakın zamanda kendisi geçirmiş olduğu bir kaza dolayısıyla efendim şu anda sahnedeki yerini sahnenin önünde alacak. Buyursunlar. Efendim, selamlar herkese, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Kıymetli Hazirun, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Nurhan Hanım, kıymetli başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de davet ettiniz, iki lokma bir şeyler söyleyelim diye burada. Malum sosyal medyadan biliyorsunuz bir kaza geçirdik. İnşallah dualarınızla az bir şey kaldı, ayağımız iyileşiyor pek yakında. Demir de yakında çıkacak. İnsanın başına her şey geliyor. Biz de bir sınava tabiyiz herkes gibi. O sınavı doğru atlatmamız lazım. Hemen bağlayalım. Tıpkı Abdülhamit'le beraber memleketimizin yaşadığı ve Abdülhamid'in yaşadığı 33 yıllık büyük sınav gibi. Söylenecek çok şey var. Burada kıymetli hanedan mensubu Nurhan Sultan var. Onlar birebir yaşadılar, dinlediler. Biz de naçizane bundan yaklaşık bir 3 yıl öncesine kadar Eskitilmiş Kılıç isimli bir Abdülhamit Han oyunu oynuyorduk. Hiç izleyen oldu mu acaba aranızda? Nurhan Sultan, çok teşekkür ederiz. Defaatle izlediler kendileri. Abdülhamid'i naçizane ben de bu oyunda canlandırmıştım. Şimdi o dönem benim vakıf olmadığım, aynı zamanda Osmanlı Sarayları Belgesel diye bir belgeselim var. Hiç izliyor musunuz TRT Belgesel'de? O arada vakıf olduğum hikayeler oldu. Hem oyunu çalışırken hem de özelde o belgeseli çekerken. Bir insanın sabredebileceğinin çok üzerinde yükler taşımış. İnanışımıza göre Allah kimseye taşıyacağından fazla yük vermez. Demek ki o kabiliyete sahip bir Hakan'dan bahsediyoruz. Çok kıymetli bir, bütün padişahlarımız ayrı ayrı kıymetli ama
onun özellikleri gerçekten saymakla bitmiyor. Bir tanesine vakıf oldum ama ben şöyle bir şey diye anlatayım size. Çok şaşırmıştım. İnsan analizi noktasında öyle yerlere varmış ki çok şaşırtıcı bir şeye ulaşmıştım mesela. Katillerin ellerinin fotoğraflarını biriktiriyor. Kişilik analizinde, kişilik okumada öyle mahir bir noktada ki katillerin acaba ellerinin ortak bir noktası var mı? Bu doğuştan bir efendim bir meyyal midir, bir eğilim midir? Var mıdır bir teşne durum? Acaba el bunu ele verir mi diye bunu biriktiriyor. Böyle enteresan, çok enteresan. Yani çağının çok ötesinde. Kaç dil biliyor efendim? Değil mi? Benim de bildiğim 4-5 dil, 6 dil diyen var. Fakat sadece kendi dilini konuşuyor elçilerle. Sessiz, hiç konuşmuyor. Fransızcası var, İngilizcesi var, Almancası var, İtalyancası var. Zaten yakın benim bildiğim kadarıyla Balkan coğrafyasının dillerine hepsi hakim. O da hakim. Belki Slavca var, Sırpça var. Ama sadece Türkçeyi konuşuyor sarayda. Ya işte öyle ki biz de çok şanslıyız canlı tanıklarıyla beraber böyle teyit ede ede gidiyoruz. Cahil zannediliyor diyor Nurhan Hanım buradan. Yani öyle ki dil bilmiyor zannediliyor. Hülasa sonuna kadar memlekette şu anda kıyafete, kılık kıyafete dair ne varsa, folklor yani halk bilimine dair ne varsa onun fotoğraflaması sayesinde. Benim mesleğimi ilgilendirdiği için söylüyorum, sarayda yine vakıf olmuştuk. Dünyada ikinci film makinesi, Lumière kardeşlerin film makineleri burada, sarayda. Hemen film gösterimi yapılıyor. Teknolojiye çok ciddi merakı var. Şu günkü arşivlerimizi Abdülhamid'e borçluyuz. Ne varsa memlekette. Bakın sokak aydınlatmasından çöp teşkilatına kadar. Bunları anlatmakla biz payitaht Abdülhamid'le bitiremeyiz. Biz siyasi meselelerden günlük içtimai meselelere, sosyal meselelere gelemedik bile. Birkaç kere değindik. O zaman Kurtlar Sofrası'nda olan. Buna 1000 bölüm Abdülhamid dizisi, gerçekten mübalağa yapmıyorum, yetmez onun aklına, dehasına. Sahnede bir piyano görüyorum. Ben oyuna piyano koymayı çok istedim. Oyunun aynı zamanda yönetmeniydim. Bunu pek beceremedik. Türk sanat musikisi, külliyat, klasik, bütün bunlara hakim olduğu gibi batı enstrümanlarına da hakim. Bakın burada çok ciddi bir metafor var. Hepsinde mahir. Son demlerinde keman çalmayı da öğreniyor. Sanata, okumaya, tahsile, kalkınmaya yaptığı katkıları saymakla bitiremeyiz. Bir tiyatro oyuncusu olarak, bir oyuncu olarak gurur duyduğum bir şey var ki eline kalemi alıp tiyatro oyunları yazmış. Ve bu nedenle de belli çevreler tarafından da eleştirilmiş. Halbuki bugün sanatın nasıl bir silah olduğunu, sanatın hele ki 7. sanat sayılan sinemanın, kameranın nasıl bir silah olduğunu görüyoruz işte. Bütün silahlarıyla bize saldırıyorlar. Vaktiyle bu yatırımların yapılması için oyuncular yetişsin, yönetmenler yetişsin diye ilk adımları, ilk tohumları o atıyor. Dolayısıyla ben kendi mesleğim üzerinden söylemem gerekirse benim için türlü tohumları atmış, bugünü bu zemini hazırlamış kıymetli bir tüm Osmanlı Selçuklu tarihinin, Türk tarihinin en kıymetli hakanlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Üzerine selam olsun. Şöyle bir Fatiha okuyalım. Ruhu şad olsun. Bugünlere verdiği 33 yıl zorlu mücadeleyle bize bu günleri hazırladığı için kendisine müteşekkiriz. Medyunu şükranız. Ayaklarınıza sağlık. Söyleyecekler bitmez.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Efendim bizler de Ali Nuri Türkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Tekraren geçmiş olsun dileklerimizi ileterek Sultan II. Abdülhamit Han'ın 4. kuşaktan torunu çok kıymetli hanımefendi Nurhan Osmanoğlu'nu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar. Aleyküm rahmetullahu berekatuh. Kıymetli Hazirun, değerli gençler, özellikle hepiniz Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bu güzel buluşmada bulunduğum için heyecanlı ve bir o kadar da mutluyum. Gençlerimizle birlikte olmak, gençlerimizle birlikte yürümek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Bizler de elimizden geldiği müddetçe sünneti seniyeyi yerine getirmek için çabalıyoruz. Tarihi bilmek insanların basiret gözünü açar. Şimdiki dilde gönül gözünü açmak yani. Yani tarih bilen insan buraya neden geldiğini bilir. Tarih bilen nerede olduğunu, nerede durduğunu, nereye gittiğini, nereden geldiğini bilendir. Kendi öz tarihini bilmeyen oradan oraya savrulur durur. Tarihini bilmeyen sanal alemde yaşayandır. Bakın ecdadımız Fatih Sultan Mehmet 11 yaşında Manisa valisi oluyor. Demek ki bizim ecdadımız gençlere sorumluluğu 11-12 yaşında veriyor. Babası 2. Murat Han, oğlu Fatih'i 12 yaşında padişah yapıyor. Gençlerimizin sorumluluk sahibi olmaları lazım. Saatlerini bilgisayar başında, sosyal medya dedikleri dedikodu sitelerinde geçiren, bildiği her şeyi o sitelerde yazılan, yazılı olanları zannettikleri, meramını sadece 100-150 kelimeyle anlatmaya çalışan bir nesil ile geleceğimizi garanti altına alamayız. Tarihinizi unutmayın lütfen. Padişahlarınızı iyi tanıyın, iyi bilin. Onların hayatlarını İyi araştırın. Onlar bizim atalarımızdır. Bizler kandan, sizler ise candan torunlarısınız. Tarihimiz 100 yıllık bir tarih değildir. Osmanlı düşmanlığı milli terbiyemizi zedeleyen bir hastalıktır. Bu hastalığa kapılanlar ile her daim mücadele içinde olup yeni gönüller kazanmak hedefimiz olsun. Belki Osmanlı fiziken yoktur. Ama ruhu bile düşmanların titretmeye yeter. Osmanlı'nın dünyaya bıraktığına, mirasa ve eserlere iyi bakmak gerekir. Bunları bilerek gelecek bizim olur. Bizim ecdadımız insanların gönüllerine hitap eder. Bizim ecdadımız sadece bu dünyayı düşünen değil, sonsuz hayatı düşünen liderlerdir. Sözlerime dedem Sultan Abdülhamit Han'ın tarihe kazınan şu sözleriyle son vermek istiyorum. Ha kendi evlatlarım, ha milletim. Hiçbir farkı yoktur. Bu sözüm herkese vermiş olduğu yükümlülük, farkındalık olsun. Ve geleceğe gençlerle hep beraber yürümek olsun lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sultan II. Abdülhamit Han cennet mekan kıymetli torunu 4. kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu'na çok teşekkür ediyor. Sırayı efendim Sultan Abdülhamit Han döneminde yaşanmış gerçek bir olaydan alan küçük bir tiyatro oyunumuz var. Hep birlikte onu izleyeceğiz. İyi seyirler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah Allahu Ekber.
Eşhedü en la ilahe soruyorsun bunu? Yapabileceğim bir şey var mı? Diğer otur anlatayım. Sultan Abdülhamit Han'ın ordusunda binbaşıyım. Babam vefat ettikten sonra ondan kalan mirasın başına geçmiş. Kendi işlerimle uğraşmak için istifamı istedim. Kabul görmedim. İstifamı Abdülhamit Han'a ulaştırdım. Kabul etmedi. Nihayetinde hünkârımızın huzuruna çıktım. Ne olduysa o zamandan sonra oldu. Kesindir hünkârım. Ailemizde benden başka erkek evlat yoktur. Peygamber Efendimizin isminin verildiği bu şanlı ordudan affını mı istersin paşa? Hünkârım. Memleketime dönmek isterim. Muradın cihattan geri kalmaktır yani.
Mahsun! Haydi! Ya Allah! Efendim bu güzel hikayeyi, gerçek olan hikayeyi canlandırdıkları için kıymetli arkadaşlarımızı bir kez daha alkışlarınızla uğurlayalım istiyoruz. Hani Hazreti Mevlana diyor ya, yaşadığım sürece Kur'an'ın bendesiyim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun tozuyum. İşte o yolun tozu olmak isteyen, gayesinde olan bir halife Sultan II. Abdülhamid Han ve Hazreti Peygamber'in ordusundan ayrılmak isteyen, aslında ayrılmak istediğini bilmeyen bir rüya, hakiki bir rüyayla, sahih bir rüyayla kendisine bildirilen bir kumandan ve onun halifesi Abdülhamid Han'ı anlatan güzel bir oyundu. Şimdi kıymetli misafirlerimiz Ali Nuri Türkoğlu ve Nurhan Osmanoğlu hanımefendiye bir hediyemiz var günün anısına. Efendim sizleri sahneye almayacağım. Sahnenin hemen ön kısmında çok kıymetli Belediye Başkan Yardımcımız Avukat Osman Gökçebaş Beyefendi, bugünün anısına kıymetli misafirlerimiz Ali Nuri Türkoğlu ve Nurhan Osmanoğlu'na hediyelerini takdim edecekler. Buyursunlar. Ezmedi, ezdirmedi hiçbir kimseyi, vermedi, verdi. Evet değerli misafirlerimiz, hediye takdiminin hemen ardından sempozyumun konuşmacılarını huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Tarihçi yazar Yusuf Güldür'ü alkışlarınızla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Tarihçi yazar Yusuf Güldür sahnedeki yerini alırken bir başka konuşmacımız sunumunu yapmak üzere tarihçi yazar İbrahim Akkurt Beyefendi'yi alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Evet, İbrahim Akkurt gelecek. Tarihçi yazar İbrahim Akkurt yerini alırken sempozyumumuzu yönetecek kıymetli ismimiz Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan hocamızı alkışlarınız eşliğinde sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Efendim aramızdan ayrılmak durumunda olan misafirlerimiz var.
Tekraren teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde, bu anlamlı toplantıda, organizasyonda bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Efendim, sempozyumumuz başlayacak. Çok kıymetli hocamız az sonra sempozyumumuzun başlangıcını verecekler ama hatırlatmış olayım. Öğleden sonraki oturumlarda öğrencilerimizin sunacağı tebliğler var. Dolayısıyla vakti olan dostlarımızı muhakkak bekliyoruz. Efendim, şimdi sunum için biz hazırız. Bir alkışınızı rica ederiz. Şimdiden emeklerinize sağlık hocam. Buyurunuz. Evet, sevgili hazirun, hanedanın değerli üyesi, sayın müdürüm, çok değerli ve kıymetli öğrenci kardeşlerimiz, biraz önceki konuşmalarda da ifade edildiği gibi çok kısa ve özlü konuşmalarda Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar anlatsak zannedersem onu anlamaktan hepimiz ve tarih biraz zorluk çekeriz diye düşünüyorum. Fakat Sultan II. Abdülhamid'in büyüklüğünü, Sultan II. Abdülhamid'in değerini anlayabilmek için son 5 yıla, son 3 yıla, son 10 yıla, ümmetin düştüğü son 100 yıla baktığımız zaman zannedersem tarih kitabı okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Fakat bu durum bizi umutsuzluğa düşürmemesi gerekir. Niye umutsuzluğa düşürmemesi gerekir? Çünkü İngilizler Basra'ya, yani bugünkü Orta Doğu'ya, bugün Sultan II. Abdülhamid'in hazineyi şahanesine alıp, fakat daha sonra iddiatçıların anlam veremediğimiz bir şekilde bu toprakları hazine-i şahaneden alıp tekrar devletleştirmesine bugün zannedersem baktığımız zaman çok daha iyi anlıyoruz. Niye diyeceksiniz? İngilizler bu coğrafyaya 300 yılda geldiler. Yani 1700'lerde başlayan mücadeleleri Birinci Dünya Savaşı sonrasında yerleştiler ve bugün son 100 yıldır da buradan çıkmamak için bütün gayretleriyle çalışmaktadırlar. Yine Haçlılar 1096'da başlayan mücadeleleri 200 yıl mücadele verdiler. Kudüs'ü ele geçirmek, Kudüs ve bugünkü Orta Doğu'dan çıkmamak için 200 yıl mücadele verdiler. Sultan II. Abdülhamid 33 yıl boyunca bu topraklara kendini siper etti. Onun için Sultan II. Abdülhamid umutsuz olmamamız gerekir dedim. Yani tarihte 10 yılların, 20 yılların, 30 yılların, 40 yılların, 50 yılların değeri daha sonraki süreçlerde anlaşılır. İnşallah birinci bin yılda Hristiyan dünyası veyahut da diğer bizim dışımızdakiler başarılı oldu diyelim. İkinci bin yılda İslam dünyası başarılı oldu. Üçüncü bin yılda, işte önümüzdeki üçüncü bin yılda bu İslam dünyasından bu başarıyı elde, yani bu başarıyı koparabilmek için tüm mücadele vermektedirler. İnşallah 100 yıl gibi bir süre içerisinde sanki baktığımız zaman geri planda kalmış gibiyiz ama önümüzdeki 100 yıllar, önümüzdeki 10 yıllar dünyanın ömrü varsa bizim yıllarımız olacak. Bu kesinlikle ve kesinlikle tarih bunu bize göstermektedir. Bütün sancı bunun için veyahut da bütün mücadele bunun için verilmektedir. Hazreti İsa'nın doğumundan günümüze kadar geçen 2000 yıllık sürecin 1500 yılında bizim izimiz var. O geriye kalan 500 yıllık süreç de pagan kültürü. Hristiyanlığın hiçbir oraya çok fazla veyahut da Hristiyanlık medeniyetinin çok fazla katkısının olduğunu söyleyemeyiz.
ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Günün anlam ve önemiyle alakalı, Sultan II. Abdülhamid'in büyüklüğüyle, yani aslında biz onu yüceltmemize, büyütmemize gerek yok. Tarih zaten yaptıklarını andığı zaman biz sadece ona minnet duygularımızı ifade edebilmek için burada çok az da olsa yapmış oldukları şeyleri ifade edeceğiz. Biraz önceki sayın sanatçımız ifade etti. Sultan II. Abdülhamid'in bu coğrafyalarda elinin dokunmadığı hiçbir şey yok. Yani siyasetten, yönetimden, sanattan aklınıza ne gelirse ama. Yani o kadar çok şey eline dokunmuş ki nereye varırsanız Osman Gazi'nin halasının türbesini buldurtmuş ve onu restore ettirmiş. Yani çok basit ve küçük bir ayrıntı gibi geliyor ama tarihine sahip çıkmış. 600 yıl önce kaybolmuş halasının türbesini buldurtuyor ve restore ettiriyor. Yani bu coğrafyada Abdülhamid'in o bütün mücadelesine rağmen ellerinin dokunmadığı hiçbir şey yok. Gençliğinden tutun da sanatından, eserinden her şeye, her baktığınız yerde Sultan II. Abdülhamid'in eserini ve izini görürsünüz. Ben arada çok daha az da olsa bizim akademik camiada şöyle bir ifade kullanılır. Korsan bildiri sunmayın diye. Ben bir korsan bildiri sunmuş oldum ama olsun. Sultan II. Abdülhamid olduğu zaman insan konuşmak istiyor. Ben ilk olarak konuşmamızı sayın hocama veriyorum. Bizi süremiz ne kadar Şeref Hocam? Bana süre söylemedi ama. Tamam. Süreye dikkat edelim. Başından ikaz edelim de sonra şey olmasın. Dakik oluruz. Seyircilerimize fazla sıkmayalım değil mi hocam? Onun için 15 dakikamız var. Ben masaya tıkıldadığım zaman süre bitsin. İnşallah, ona göre. İnşallah. Siz beni uyarın ki çünkü Ulu Hakan söz konusu olduğunda tabii ki hepimizin bütün tarihçilerin çenesi düşüyor. Evet, az önce siz de ifade ettiniz sayın hocam. Tarihler adını andığı an sana hak verecek. Ey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına diyerek pişmanlığını, gönül sızısını dile getiren o filozof Rıza Tevfik gibi bugünün penceresinden Abdülhamit'e baktığımızda o günün gözüyle görünen Abdülhamit'ten bambaşka bir şey çıkıyor aslında karşımıza. Gerçekten hocamlar benden rica ettiler ki dediler Abdülhamit Han'ın İslam Birliği, ümmetçilik, pan-İslamizm diye tabir edebileceğimiz, niteleyebileceğimiz, tavsif edebileceğimiz bir projesi. Bu maddi projelerin çok ötesinde. Asırlarca belki ümmeti, bağları koparılmaya çalışılan sömürgeciler tarafından, haçlı zihniyet tarafından bağları, rabıtası kopartılmaya çalışılan ümmeti birbirine tekrar nasıl rapt ettiğini, nasıl hala günümüzde bile dünyanın pek çok yerinde isminin Halifeti Resulullah ismiyle anıldığı, hala isminin hatırasının yaşatıldığını kısaca bir değinelim inşallah. Ben Abdülhamit'i Halife Sultan olarak hep bu şekilde tarif etmiş. Yani sultanlık, hükümdarlık bir anlamda bu dünya saltanatı demektir. Fakat hilafet, Allah Resulüne mirasçı olma, onun mirasını son nefesine kadar imkanının, kudretinin yettiği yere kadar taşıma misyonu Abdülhamit'te adeta zirveye çıkmış. Biliyorsunuz ki halifelik Yavuz Sultan Selim zamanında, o büyük hünkâr zamanında Osmanlılara geçer ama bence Osmanlı hilafetinin zirvesi hiç şüphesiz Ulu Hakan Abdülhamit Han'dır. Yıldız Sarayı'ndan pek çıkmaz. Malum çok karışık bir dönemdir bu dönem. O kadar çok canına kastedilmiştir ki, o kadar çok imparatorluğuna, milletine, değerlerine kastedilmiştir ki Abdülhamit Han pek fazla sarayından çıkmaz. Sarayından çıkmaz ama dünyayı adeta avuçlarının içinde tutan, bütün ümmeti adeta kendi o Yıldız Sarayı'nın çatısı altına sığdıran bir hünkârdan bahsediyoruz. Sömürgeciler İslam dünyasında Osmanlı toprakları dışında bütün İslam memleketlerini sömürürler ki 1880'li yıllardan sonra artık Osmanlı toprakları da o merceğe girmiş olur ve tek tek Mısır, Suriye, Fas pek çok İslam mülkü sömürgeleştirilir.
Ve bu sömürgecilikte o Müslümanların esaret altına giren, sömürge altına giren Müslümanların tek bir umudu Ulu Hakan Abdülhamit Han'dır. Çünkü Abdülhamit dönemi Osmanlısı dünyadaki bağımsız tek Müslüman devlet olan Osmanlı'dır. Dolayısıyla o dönemde dünyada 250 milyon civarında Müslüman yaşamakla birlikte sadece 20 milyon kadar bir nüfusun Osmanlı mülkünde yaşadığı düşünülürse, yani Müslümanların %10'undan daha azı istiklal sahibidir, bağımsızlık sahibidir. Ama bütün Müslümanları istiklal aşkıyla yakan, onları sen müminsin, mümin olan, inanıyorsanız üstünsünüz, haleti ruhiyesi içerisine sokan, dünyanın her tarafına bir anlamda adamlarını gönderen, her tarafa, hani bu Frank mantığıyla söylersek misyonerlerini, İslam misyoneri denmez ya, alperenlerini gönderen Ulu Hakan Abdülhamit Han'dır. Çin'de açılan, bu dönemde Pekin'de Hamidiye Üniversitesi var. Burada Abdülhamit hesabına, Osmanlı hesabına çalışan Abdurrahman Wang Quan adlı bir Çinliyi görüyoruz. O dönemde 70 milyon nüfustan bahsediyoruz Çin'de. Ve Çin'deki o 70 milyon Müslümanların gözü İstanbul'da, Abdülhamit'te, hilafet güneşinde. Hindistan'a bakıyoruz, İngilizler yapmadığını bırakmamış. Sadece 15 bin gibi çok komik bir rakamla o dönemde 250 milyon nüfuslu Hindistan'ı işgal eden İngiltere, burayı adeta Hint halkını sömürür. Bütün kumaş üreten ustaların elleri kolları kesilir mesela, bulunmaz Hint kumaşı mısın derler ya. Niçin? Kendi ürettiği, kendi fabrikalarında ürettiği kumaşları o kalabalık pazara satabilelim diye. Ve bütün kaynaklarını sömürürken, adeta bütün Hint halkını köleleştirirken, orada yaşayan, bir anlamda biz onlara Gazneli Mahmut'un hatırası diyelim, 60 milyon Müslüman orada Abdülhamit Han'ın ağzının içine bakar. Eğer Abdülhamit Han bir kutsal cihat emri verse, 60 milyon Müslüman elbette ki 15 bin İngiliz askerini bir günde temizler. İşte bu yüzdendir ki o barbarca hisleri, sömürgeci iştahı adeta dizginlenemeyen İngiltere, Abdülhamit'in bu hilafet silahından ürkmüş ve Osmanlı'nın yıkılması, basiretsiz itaatçı yönetimin gelmesine kadar bir anlamda ertelenmiş. Baktığımız zaman Abdülkayyum Efendi vardır Hindistan'da, Osmanlı namına çalışan ve sürekli olarak bu Hicaz Demiryolu tamamen milli kaynaklarla, milli imkanlarla yaptık diyoruz. Aslında milli demeyelim de biz ona, ümmetin eseri. Çünkü Hint Müslümanları duyarlar ki böyle bir kutsal mukaddes hat yapılacakmış. Duyarlar ki burada sadece İslam sermayesi ve İslam iş gücü, Türkler demir yolu yapamaz diye Avrupa'da bizimle dalga geçilen bir dönemde halifeye, Osmanlı'ya, dini mübini İslam'a sahip çıkmak için bütün Hint halkı adeta seferber olur ki bu Hicaz demir yolu 1900-1908 yılları arasında bu şekilde tamamlanır. Ha, biliyorsunuz ki orada Medine'de raylara keçe döşenmesi, ruhu nebi bu şimendiferin gürültüsünden rahatsız olmasın diye böyle bir ince bir uygulama bile yapılmış. Ama gel gelelim sonrasında iddiaçılar Abdülhamit zamanında oraya iş başına konulan bütün o Hicaz Demiryolu çalışanlarını tasfiye etmişler. Gazetelerde ilanla demiryolunda çalışacak işçiler aramışlar ve kutsal hat dediğimiz yolu yabancılarla doldurmuşlar. Ve iddiaçılar Türkçü, milliyetçi geçinen bir tayfa. Ama buna baktığımızda asıl milliyetçinin Abdülhamit Han olduğunu görüyoruz. Abdülhamit Han son derece çağdaşlaşmaya, moderniteye önem veren bir insan ama bir o kadar dindar. Yastığının altına tuğlayla uyuyan, uyandığımda teyemmümü yapayım da lavaboya gidene kadar abdestsiz kalmayayım. Hayatı bu anlayışla süren bir insan. Yani o Söğüt'teki çınarın köklerinden kopmadan dünyaya dal budak salan bir karakterden bahsediyoruz. Hilafeti özellikle Abdülhamit'in bu büyük halifelik, ümmetçilik, bütün Müslümanları tek bir çatı altında birleştirme arzusunu gören sömürgeciler, başta Büyük Britanya, İngiltere olmak üzere, hilafeti Osmanlı'dan almak için her türlü düzenbazlığı çevirmişler. Mesela Mısır Hidivine halifeliği geçirmeye çalışmışlar. Burada Wilfrid Scott Blunt adlı bir İngiliz casusunun Cemalettin Afgani ve Mısır milliyetçisi Urabi ile birlikte
halifeliği Osmanlı'dan koparmaya çalıştığını görüyoruz. Ve Urabi dediğimiz kişi Mısır'da, Osmanlı eğer yeniden Mısır'a hakim olmak isterse biz İngiliz ve Fransızlara direndiğimizden daha fazla direniriz diyerek ortaya çıkan, sözüm ona, Müslüman bir karakter. İşte böyle bir ortamda Müslümanları birbirine bağlamaya çalışan bir Abdülhamit Han karakteri var. Singapur'da Abdülhamit Müzesi vardır. Ne alaka diyebilirsiniz pek çoğunuz. Türkiye'de yok maalesef. İnşallah nasip olur. Singapur. Niye? Çünkü oraya Abdülhamit'in alperenleri gitmiş. Çünkü oraya Ahmet Ataullah Efendi gitmiş. Çünkü oraya Abdülhamit zamanında Kur'an-ı Kerim'in Malayca tercümesi gitmiş, gönderilmiş. Ve oradaki müminlerin, bir anlamda sömürgecilerin hakimiyeti, tahakkümü altında dejenere, asimile olmaması için onlar da hilafete bağlanmış. Kenya'da Abdülhamit köyü olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. 2008 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Belarus'ta Minsk kasabasında İvya köyüne öyle bir ziyareti olduğunu anlatmıştı. Ve orada bir teravih namazı kılındığında teravihten sonraki tehlillerde Abdülhamit Han'ın hala Halifet-i Resulullah ismiyle anıldığını söylemişti. Dolayısıyla Abdülhamit Han adeta Osmanlı'nın bir anlamda ete kemiğe bürünmüş özetidir. Ben Osmanlı'yı eğer tek bir karaktere indirgemiş olsaydım, böyle bir şey mümkün olsaydı, o hiç şüphesiz kanıyla, canıyla, maddesiyle, manasıyla, misyonuyla, vizyonuyla Sultan II. Abdülhamit Han olurdu. Çünkü gerçekten dört dörtlük bir Müslüman, İslam'ın ilk emrine sonuna kadar riayet eden, oku ama Yaradan Rabbinin adıyla oku emrine sonuna kadar riayet eden ve bütün İslam dünyasını tahtı tasarrufunda tutan müthiş bir karakter. Hani Alman Prens Bismarck onun için der, dünyadaki 100 gram siyasi zeka varsa 5 gramı bendedir. Adam kendisine büyük pay koymuş. Dünyadaki siyasi zekanın %5'i. Modern Almanya'nın mimarı. 5 gramı diğer dünya hükümdarlarındadır. 90 gramı da Abdülhamit'tedir. Dolayısıyla Abdülhamit Han, ben bunu iman meselesinde de belki söyleyebilirim. O dönemin Müslüman liderleri içerisinde belki iman meselesinde de bu işin İslam dünyasının tek başına o zayıf omuzlarıyla güç yüklenmeye çalışan Ulu Hakan Abdülhamit Han'dır. Ve işte belki de bu yüzdendir ki Abdülhamit en büyük hedef, en büyük düşman seçilmiş. Çünkü tarih 1880, İngiliz Lordlar Kamerası'nda Başbakan William Edward Gladstone'un şöyle bir beyanı var. Bazıları müstemleke nazırı diye danar. Bu Kur'an, Kur'an'ı da kaldırmış sallıyor elinde. Bu Kur'an Müslümanların elinde olduğu sürece biz onlara hakiki manada hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalı ya da Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız. Böyle bir mantıkla gelirler sömürgeciler. Yani sadece maddesini sömürelim değil, manasını da bitirelim diye. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Birinci Dünya Savaşı sonunda Suriye'yi işgal edildiğinde bazıları bunu İngiliz General Allenby'ye, bazıları Fransız General Garo'ya atfederler. Oraya gelen o general hemen koşar Selahaddin Eyyubi'nin türbesine. Niye oraya koşuyor? Başlıyor tekmelemeye. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 800 yıl önce vefat etmiş o büyük İslam sultanının kabrini türbeliyor. Ve diyor ki, kalk Selahaddin, kalk. Bak, biz yine geldik. Haçlı seferleri işte şimdi bitti. Dolayısıyla Selahaddin'in karşısına dikilen ordular Abdülhamit devrinde de bu şekilde farklı bir kisve altında onun karşısına dikilmişler. Ve Abdülhamit'i o İslam aleminin son temsilcisini, son halife diyebilirim ben ona. Yani Mehmet Reşat Vahidettin ailesi bana kızmasınlar. Son sultan, son halife diyebilirim Abdülhamit Han'a. Onu ümmetin başından, milletin tepesinden koparmak istemişler ve sonunda maalesef bunu da başarmışlar. Dolayısıyla Abdülhamit Han bizim yitik hazinemiz. Fransız tarihçi Albert Vandal'ın La Sultan Rouge diye, Kızıl Sultan diye atmış olduğu o iftirasını
bugün Abdülhamit'in pak-ı nezih alnından temizlemek artık bizim bu neslin boynunun borcu. Dolayısıyla Abdülhamit'i anlamak, Abdülhamit'i anlatmak kelimelere, zamana, mekana sığacak bir şey değil. O yüzden sevgili dostlar, Abdülhamit'i başkalarının jargonuyla değil, başkalarının gözlüğüyle değil, basiret gözlüğüyle, Nurhan Sultanımız bu şekilde söyledi, basiret gözlüğüyle ve sahih kaynaklardan, bir anlamda milli manevi değerleri yüksek kalemlerin kaynaklarından, hatta isterseniz mukayesele okuyun, bir ona iftira atanı, bir de onu savunanı okuyun ki hakikat elbette kendisini belli edecektir. Dolayısıyla Abdülhamit Han bu anlamda bizim gönlümüzde hala hal edilmemiş. Hala o 21 Eylül, 31 Ağustos muydu hocam? 1876, 21 Eylül doğum günüydü değil mi? Evet, 31 Ağustos 1876'daki o cülusu gibi hala bizim zihnimizde onun cülus topları patlar. Hala o bizim ruhumuzda her gün en sırlı haşmetiyle cülus eder. Onun yüzden Abdülhamit Han'ı inşallah layıkıyla anlamak, anlatmak hepimize nasip olur diyelim. Hocamız beni uyarıyor. Sağlıcakla kalın. Evet, Yusuf Güldür hocamıza çok teşekkür ederiz. Bir iki cümle edeyim hocam, ondan sonra söz size vereceğim. Şimdi tabii Sultan II. Abdülhamit'i anlayabilmek için onu anladık veyahut da onun yaptıklarıyla gurur duymak değil de biz ne yapabiliyoruz, biz ne yapabiliriz, bunun hesabını, muhasebesini yapmak lazım. Biraz önceki tiyatro sahnesini ben yıllar önce bir takvim yaprağında okumuştum. Gerçek, sahih bir rüyadır gerçekten de. O zaman bize düşen görev nedir? Öğrenci isek eğer ki ümmetten istifamızı, yani ümmet-i Muhammed olmaktan kovulmak istemiyor isek, demek ki bir öğrenci gibi, amirsek amir gibi, memursa, yani aslında bize verilecek ders, görevimizi hakkıyla yaptığımız zaman, o zaman demek ki biz kendi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bir hikaye anlatacağım. Tarihçi olduğum için Sultan Alaaddin Keykubat, Sultan Abdülhamit Han gibi büyük bir hükümdardır. 17 yıl tahtta kalmıştır. 1237'de tahttan indirildik, öldükten sonra yerine oğlu geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev'den sonra Anadolu Moğollar tarafından işgal edilir. Bir Moğol askeri, tek bir Moğol askeri bir köye gelir, bütün köylüye der ki, bu İbn-i Bibi'de sahih kaynaklarda geçer, hepiniz yere yatın. Bütün hepsini yere yatırır, tek tek hançerler. Bir tek Moğol askeri. O kadar korkunç bir şekilde Moğol şeyi yayılmıştır ki, bir Moğol askeri yine gelir, 15 tane süvariye, hepiniz inin atınızdan, hepsi iner attan, tek tek hançerler, bir tanesi çıkıp da sen ya bir tek Moğolsun, niye bunu yapıyorsun demez. Zannedersem şu anda 50 küsür tane İslam ülkesi var, bir tane adam çıkıyor, hepsini tek tek haraca diziyor, bir tanemiz çıkıp da sen kimsin, nasıl bize haraca diziyorsun diyemiyoruz galiba. Sultan II. Abdülhamit bunu dediği için tahttan indirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda o hepimizi hesaba çekenleri biz de çekeriz diyelim ama çekebilmek için de biraz önce hocam şey söyledi, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz lazım. Burada ilahiyat çocuklarım var, onların yanında daha pot kırmak istemem ama Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim, bazıları ilk ayet kabul ederler değil mi hocam? Orada Allah Rahman ve Rahim olan, dünyada mümin ve müminata herkesi rızıklandırıyor. Rahim al, öbür dünyada sadece inananları. Şimdi Rahman sırrının tecellisi, kim çalışıyorsa onu rızıklandırıyor. Bizim Müslümanız, Kur'an'a sarılıyoruz, şu yapıyoruz, hiç anlamı yok. Sen çalışırsan, Allah söz vermiş çünkü galib ezelde, Rahman olarak ben çalışan herkesi rızıklandırırım. Biz çalışmazsak bir Moğol askeri gelir, hepimizi kurşuna dizer, bir tanemiz çıkıp da ya sen bir tanesin, biz işte 100 taneysen nasıl bizi kurşuna diziyorsun diyemeyiz. Diyemiyoruz 100 yıldır da, 150 yıldır da diyemiyoruz. İnşallah diyeceğiz.
Şimdi ise İbrahim Akkurt hocama veriyorum. Süremiz yine 15 dakika hocam. Evet, selamünaleyküm. Kıymetli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyor. Devri saltanatında ilim, fen ve gençlik üzerine yaptığı çalışmaları bir gençlik üzerinden anlattıkları için, böyle bir programa hamilik yaptıkları için Esenler Belediyesi'ne hasaten teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl içinde katıldığım benim 4. 2. Abdülhamit Han'ı anma programı, konferans, sempozyum ama olaya gençlerin sahip çıkması, gençlerin dilinden 2. Abdülhamit Han'ın anlatılması herhalde en kıymetli ya da amacına matuf program olacağını düşünerek hepinizi tekrar saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 2. Abdülhamit Han'ın tabi 15 dakikada bir yönünü bile anlatmak zor ancak belirli noktalar ben tespit edip onları üzerinden aktarmaya çalışacağım. 2. Abdülhamit Han 21 Eylül 1842 tarihinde Çırağan Sarayı'nda Beraat Gecesi'nin sabahında, sabah namazı vaktinde dünyaya geliyor. Bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu ismi kendisine veriliyor. Babası Sultan Abdülmecid Efendi tarafından. Az önce bir VTR vardı programın başında. Orada bir nokta muhtemelen hızlı geçtiği için ben göremedim. 2. Abdülhamit Han'ın birçok yönü, şehzadeliği döneminde aldığı eğitimler vesaire konu edildi. Orada bir husus çok önemli. Tarih noktasında dönemin vakayı nüvisi Ahmet Lütfi Efendi'den çok önemli tarihi hakikatleri öğreniyor ve tarihi çok önemsiyor. Tarihi bilmeden ileriye doğru hamle yapılamayacağını bildiğinden geçmişe esneyip ileriye sıçramak doğrultusunda tarihi önemli bir eğitim olarak görüyor. Ve sonrasında amcası ile birlikte şehzadeliği döneminde Avrupa'ya gidiyor. 1867 tarihinde 3. Napolyon'un Paris Enternasyonel Fuarı'nın davetlisi olarak orada Avrupa'ya gittiğinde çok enteresandır. Herkes gidip Avrupa'nın eğlence hayatına bakar iken kendisi fabrika fabrika gezip hangi alanlarda ilerlemişler onları not alıyor. Ve bunu ilerleyen dönemde, saltanatı döneminde oralarla kurmuş olduğu bağlantılarda çok rahat görüyoruz. Tabi tahta çıktığı döneme de ufak bir temas etmek lazım. 1876 tarihinde 30 Mayıs sabahı, salı sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda amcası darbeciler tarafından tahttan indiriliyor ve bizzat şahidi olarak o atmosferde, siyasi atmosferde ilk ağabeyi 93 gün kalıyor 5. Murat olarak. Daha sonra 31 Mayıs 1876 tarihinde Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı olarak 33 yaşında böyle bir sorumluluğun altına girmiş oluyor. İç siyasette durum harabe çünkü Rusya ile bir savaşa giriliyor. Ordu daha kaç tane asker olduğunu, ne kadar teçhizat olduğunu bilemiyor. Böyle bir durum, Ermeni meselesi yine bu savaş sonrası önüne konulan bir husus. Dış politikada bakıldığında 1879 tarihinde Fransa'da cereyan eden Dreyfus olayı olarak tarihe geçen Fransa ordusundaki Dreyfus ismindeki bir subayın sırf Yahudi olduğu için antisemitik faaliyetler diye tabir edeceğimiz hususla karşı karşıya gelmesi sonrası Theodor Herzl önderliğinde dünya siyonizminin dış politikada 2. Abdülhamit Han'ı abluka altına aldığını görmekteyiz. Şimdi bu bölgeye geldiğimizde Orta Doğu coğrafyası olarak tabir ediliyor ancak bu tabir bize ait değil. 1902 yılında Amerikalı bir denizci o bölgelere gittiğinde yazmış olduğu bir makalede Orta Doğu tabirini yerini konumlandırmak için kullanıyor ancak bunun siyasi politik olarak ortaya çıkışı hepimizin bildiği üzere Birinci Dünya Savaşı ile birlikte çıkmış oluyor. Ancak ne hazindir ki Orta Doğu tabiri bizim değildir diyoruz ama bunun karşılığında üretmiş olduğumuz farklı bir tabir de maalesef yok. Onun için Orta Doğu tabirini ben de istemeden kullanacağım burada. Tarih boyunca üç semavi dinin ortaya çıktığı, neşet ettiği bölge olarak biliyoruz Orta Doğu'yu. Enerjinin merkezi olarak görüyoruz. Ve tarih boyunca varlık iddiasında bulunan bütün devletlerin
o bölgeye hakim olmak istediğini ve hakim olduğunda da dünyaya hakim olduğunu görüyoruz. Roma, akabinde Doğu Roma olarak adlandırılan Bizans Devleti, Osmanlı ve son yüzyılda işte İngiltere, sonrasında Amerika bölgeye hakim olarak tüm dünyaya bir nevi hakim olma gayreti içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu coğrafyanın tarih boyunca üç büyük kırılma noktası oluyor. İslamiyet'in doğuşuyla birlikte, Avrupa'nın yükselişi ve sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte üç önemli kırılma noktalarına şahit oluyoruz. Napolyon, Mısır'ı işgal ettiğinde askeri işgali asker yığınağı yaparak oraya devam ettirmiyor. 200 adet bilim adamını o coğrafyaya davet ediyor. Onların perspektifinden bir İslam tarihi yazarak yapmış olduğu askeri işgali kültür işgaliyle birlikte taçlandırıyor. Nitekim işte o yüzyılın sonunda Mısır'da Osmanlı'dan ayrılmak için insanların nasıl bir zihin dünyasına şahit olduklarını bilmekteyiz. Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa bunlar sadece biz Müslümanlar için değil, Hristiyanlar ve Yahudiler için de önemli bir merkez. Bundan dolayı sadece siyasi anlamda değil, dini anlamda da bu coğrafyaya sahip olmak istenildiğini bilmekteyiz. Müslümanlar için neden önemlidir? İlk kıbledir, ikinci camidir ve üçüncü haremdir. Mescid-i Aksa da sadece bir camiden, bir mabetten ibaret değil. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde buyurduğu üzere etrafı mübarek kılınan 124 bin metrekareden oluşan, o alanı kapsayan bölge Mescid-i Aksa bölgesi olarak geçmektedir. Hristiyanlar açısından Hazreti İsa'nın kutsal emanetlerinin, işte onunla ilgili hatıraların bulunduğu mekan olmasından dolayı Konstantin'in annesi ilk hac seferini oraya başlatıyor ve hacı olmak için o bölgeye gidiyorlar. Yine Yahudiler için ilk Tevrat'ın şu an bozulmuş haliyle değil, ortaya çıktığı ve kendi inançlarında yine önemli addettikleri hususiyetlerin orada ve Süleyman Mabedi'nin orada olduğunu düşündüklerinden dolayı kendileri için önemlidir. Geliyoruz Sultan II. Abdülhamit Han döneminde oranın yönetimi nasıldı? II. Abdülhamit Han döneminde üç bölgeye ayrılan Akka, Nablus ve Kudüs Sancağı olarak ayrılan idari bölge II. Abdülhamit döneminin ortalarına doğru Kudüs mutasarrıflığı altında birleştiriliyor ve tek bir elden daha hızlı oraya müdahale edebilme şansı yakalanması için idari mekanizma bu şekliyle oluşturuluyor. Siyonizm dedik o dönemde çok etkili, dünya siyonizminin siyasi lideri olarak karşımıza çıkan, işte bu payitaht Abdülhamit dizisinde çok çok farklı bir şekilde lanse edildi ancak Theodor Herzl'ın bazı faaliyetleri var. Tabii bu çok enteresandır. Ortaya çıktığında üç yöntem ile devam ediyor. Bir fikir, iki kadro, üç para. Fikri yazmış olduğu Der Judenstaat isimli Almanca Yahudi devleti anlamına gelen 100 sayfalık bir risale. Bu Ataç yayınlarından da çıktı. Sedat Demir çevirisini yaptı. Okumanızı tavsiye ederim. Orada mesela ilk etapta fikrini ortaya koyuyor. Daha sonra 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde Dünya Siyonist Organizasyonu'nu toplayarak bir kongre tertip ediyor. Orada bu fikrini, kadrosunu kurarak iyice belirgin hale getiriyor ve daha sonra bu faaliyetlerini, icraatlarını yapabilmek için maddi güce sahip olabilmek gayesiyle Rothschild ailesine teklifte bulunuyor. Tabii bu Rothschild ilk etapta Almanya'da zengin bir iş adamı, Osmanlı döneminde yani Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu coğrafyada da bazı ticari faaliyetleri var. Bunlar zedelenir endişesiyle pek olaya girmek istemiyor. Ancak Münih'te yapmış olduğu, yayınlamış olduğu gazetede Rothschild'in Almanya'daki yapmış olduğu usulsüz kazancı gazeteyle gidip karşısına tehdit ederek onu da yanına çekmek suretiyle bu fikir, kadro ve para kısmını tamamlayıp devleti kurmak için, orada bir Siyonist devlet kurmak için icraatlara başlıyor. Burada
1956 yılında Lütfi Akdoğan'ın yayınlamış olduğu Siyon protokolleri var. Bu Siyon protokollerini özellikle incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü bakıldığında 100 yıllık dönemde sanki bunlar aşama aşama ortaya çıkarılmaya ya da uygulanmaya çalışmış hususlar. Bunlardan 5. madde ben çok önemsiyorum. Diyor ki mukaddesatı hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vakalar uydurmalı. Baktığımızda bizim tarih kitaplarımızda birçok önemli şahsiyetimiz karalanmıştır. İşte 2. Abdülhamit Han hocamızın da, Yusuf hocamızın da belirttiği gibi Albert Vandal'ın Le Sultan Rouge, Kızıl Sultan iftirasını alıp tarih kitaplarında 100 yıl boyunca bizlere okutulan. Ben 2004-2005 yılında okudum lise sonu. O dönemde iyi hatırlıyorum Kızıl Sultan ünvanı hala var idi tarih kitaplarımızda. Burada daha ziyade arşiv belgelerini ön plana çıkarmak isterdim ancak zaman kısıtlı olduğu için sadece arşiv belgelerinin fotoğraflarını koymakla yetindim. Yine Yaşar Kutluay'ın ölümü çok enteresandır, bu da araştırılması gereken bir husus. Siyonizm Türkiye isimli bir kitabı var. Burada Rothschild'in, Theodor Herzl'ın ve diğerlerinin faaliyetleri detaylı bir şekilde anlatılıyor. 6 defa 1896 ve 1903 tarihleri arasında Theodor Herzl 6 defa İstanbul'a geliyor Sultan II. Abdülhamit Han'la görüşmek için. Ancak hiçbirinde muvaffak olamıyor. Sadece bir defa huzuruna çıkıyor. Burada da Tahsin Paşa Nevlinski, 2. Abdülhamit Han'ın danışmanı, aynı zamanda Theodor Herzl'ın yakın bir arkadaşı, para yoluyla onu tavlıyor tabiri caizse ve 2. Abdülhamit Han'ın huzuruna çıktığında bu işte sizin önünüze altınla teneke dökeyim, Filistin'de toprak talep ediyoruz değil. Yani bu, düşünün ki günümüzde bir idarecinin karşısına çıkarken elinizde tenekelerle altınla gidemezsiniz. Yani bu olayı hamaset boyutuyla değerlendirmekten ziyade 2. Abdülhamit Han'ın karşısına çıkıyor Theodor Herzl önderliğinde. Ticari faaliyet, böyle böyle hususlarda Filistin'de bir küçük toprak parçası yurt edinmek ve akabinde 2. Abdülhamit Han'a sizin Avrupa'da basın yoluyla politikalarınızı desteklemek ve Osmanlı'nın mali noktadaki zafiyetinden kurtulmak için yardımda bulunacaklarını teklif ettiğinde Tahsin Paşa'nın ifadesiyle ayağa kalkıp huzurumdan defolun, kanla alınan topraklar ancak kanla verilir diyerek kovduğunu bilmekteyiz. Nitekim daha sonrasında bu faaliyetleri tabii ki Hafiye Teşkilatı vasıtasıyla haberdar olup bildiğinden dolayı o bölgede İngilizlerin petrol faaliyetlerini yakinen takip ederek o bölgedeki petrol kuyularının haritasını çıkartmış. Yine stratejik bir hamle olarak Hicaz demiryollarını orada teşekkül ettirmiş ki Hicaz demiryollarına benim eski bir rüyam diyor, Fransızlar da gerçekleştirilmesi imkansız bir İslam projesi gözüyle bakıyor ve 8 yıllık bir süreçte tamamen yerli imkanlarla tamamlanıyor. 2. Abdülhamit Han'ı tahttan indiren kimseler, hal heyeti diye tabir ettiğimiz kesimde Arif Hikmet Paşa, Aram Efendi, Esat Toptani ve Emanuel Karasu'nun olması ve özellikle Emanuel Karasu'nun Yahudi mebus olarak sanki bu Yahudilerin Filistin'e yerleşimini 2. Abdülhamid'in engellemesiyle ondan intikam aldığını ya da intikam almaya çalıştığını görmekteyiz. Toparlayacak olur isek bu 1897 yılında alınan kararlar 100 yıllık bir çerçeveye yayılmak isteniyor. İlk 50 yılda 2. Abdülhamit tahttan indirip Osmanlı Devleti parçalanıp Yahudilerin oraya yerleştirilmesiyle İsrail Devleti kurulması, 2. 50 yılda da 100. yılında Büyük İsrail Devleti'ni kurmaları hedefleniyor. Ancak burada Morton Abramovich diye Amerikan Büyükelçisi'nin bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye'deki hükümet yaptığı hamlelerle Büyük İsrail'i engelledi ve son olarak şunu ifade edeyim. Orta Doğu coğrafyasında, daha doğrusu İslam coğrafyasında iki büyük lider
çok müstesna bir yerdedir. Birisi Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü almıştır. İkincisi de Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Kudüs'ü vermemiştir. Bize düşen 2. Abdülhamit ve Selahaddin Eyyubi arkasından ağlamak değil, 3. Abdülhamitleri ve 2. Selahaddinleri yetiştirmek. Bunlar da bu tarz faaliyetlerle olmakta. Son olarak hocamın müsaadesine sığınarak şunu söylemek istiyorum. Hocam bir ifadede bulundu. Bunlar 50 yıl sonra, 100 yıl sonra yaptığı hamleler ortaya çıkıyor diye. 2009 yılında Filistin'de, Gazze'de bombalar üstüne yağarken oradaki masum halkın, çok iyi hatırlıyorum, Anadolu Ajansı gitti. Filistin Başbakanı İsmail Haniye ile bir röportaj yaptı. Orada orijinal ifadesiyle sunmak istiyorum. Diyor ki, Gale rahimehullah, Allah ona rahmet eylesin. El-ibâr el-meşhûrâ, meşhur bir sözü var. Vallahi le ni'mel el-mubdeu fî cesedi hayrulli minel ara Filistin. Filistin'in Osmanlı'dan koparılmasını görmektense vücudumdan bir parça koparılmasını tercih ederim diyen bir sultanın torunları olarak onun mirasına sahip çıkacağımızı inanıyor. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, Sayın İbrahim Akkurt Hocam'a da çok teşekkür ederiz. Son bir iki cümlede ben söyleyip oturumumuzu kapatmak istiyorum. Sultan II. Abdülhamit bu ülkenin yok olmaması, bu milletin yok olmaması için bedel ödemiştir. Sadece Abdülhamit değil, bütün sultanlar bedel ödemiştir aslında. Yani biz padişahları, sultanları bir eli yağda, bir eli balda, bir yaşam tarzı olaraktan sürdüklerini düşünürüz ama hayatlarını okuduğunuz zaman şehzadeleriyle bedel ödemişlerdir, canlarıyla bedel ödemişlerdir. Bu milletin devamlılığını sağlayabilmek için kardeşini bedel olarak vermiştir. Kimisi babasını bedel olaraktan vermiştir. Daha sonraki süreçte de Osmanlı hanedanı yurt dışına sürülerek bu bedeli ödemiştir. Fakat cümlemizin başında da söyledik. 10 yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar, 40 yıllar bizim kendi hayatımız için çok uzun bir süre gibi gelebilir. Ama milletlerin tarihi açısından baktığınız zaman bunlar çok uzun süre değildir. Osmanlı Devleti 1299'dan 1453'e kadar 150 yılda dünya devleti haline geldi. 300 yıldan daha fazla dünyanın tek egemen gücü haline geldi. 150 yılda da 1789'dan 1920'li yıllara kadar yıkılma sürecini gerçekleştirdi. 1920'lerden günümüze kadar daha 100 yıl dolmadı. 100. yılını Cumhuriyet'in 2023'te. Onun için Batılılar veyahut da biz aslında ötekileştirmiyoruz ama biz nizam-ı alem ülküsü diyoruz. Milletimiz, bütün ümmet, bütün insanlığa bir nizam, bir intizam, bir düzen getirmek için mücadele ediyor. O açıdan bu geçmişteki 100 yıl acı ve bedel ödediğimiz bir 100 yıl, önümüzdeki 100 yıl ise inşallah o bedelleri geriye toplayacağımız bir 100 yıl olacaktır. Sultan II. Abdülhamid'i ve onun değerlerini anladığımız zaman, çalıştığımız zaman zannedersem daha parlak bir gelecek hepimizi beklemektedir. Bu da gençlerimize düşüyor. Yani hepimize düşüyor ama daha fazla gençler bu konuda gayret etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ben her iki konuşmacıya da vermiş oldukları bilgilerden dolayı, sizi de sabırlarınızdan dolayı, bu programı düzenleyenlere de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah gelecek bütün İslam aleminin, Türk aleminin olacaktır. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Efendim, bizler de konuşmalarından dolayı tarihçi yazar Yusuf Güldür, yine tarihçi yazar İbrahim Akkurt ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim, hemen hatırlatmış olalım. Çıkarken Sultan Abdülhamit Han'ın o tarihe geçecek ifadelerinin, ibarelerinin yer aldığı bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır. Kanla alınan topraklar kanla verilir ifadelerinin yazılı bulunduğu
tablomuzdan almanızı istirham ediyoruz. Hemen çıkışta sahada kıymetli hocalarımızı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla huzurlarınızdan ayrılırken son duyurumuzu yapmak istiyorum. Efendim saat 2'de hem bu salonda hem de yan taraftaki salonda 15 Temmuz, İTÜ 15 Temmuz Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sunumları olacak. Vakti olan dostlarımızı, misafirlerimizi bekliyoruz.